Şöyle bir nefes alsan bu koşuşturmada. Siyaset sahnesi sıcak, hayatın şartları sıcak. Hava ayrıca ısınıyor. Telaşlarımız, kavgamız, yorgunluklarımız, hepsine bir ara verip bir nefes alsak ve çemberin dışından bakabilsek fotoğrafa. Ne görürüz acaba? Üretilen temsili fotoğrafı değil de gerçek fotoğraf acaba bize neler anlatır? Türk milletinin hayatına son bir yıldır kaset komplosu girdi. Hayatımızı paparazzilere gömüp zihni uyuşturucu kullanan anlayış siyasete de soktu aynı ürünü. Ve paparazzi kültürünün silah olarak kullanıldığı günlerde ilginçtir muhafazakar kimlik iddiasındaki siyasi iktidarın günleri. Gerçi Haçlı Seferi'ne kültür alışverişi diyebilen bir siyasi iktidarın döneminde bu tercihi yadırgamak mümkün mü bilemem. Ama işgalcinin kapı kulu olmuş damat Ferit hükümetinin Türk milletine reva gördüğünü kendine rehber edinen bir anlayıştan başka bir şey beklemek de saflık olur. Gelin olan biteni daha sakin bir ruh haliyle hatırlayalım. Bakalım kadere iman eden insanlar olarak hiçbir şeyin tesadüf olmadığı gerçeğini yeniden keşfedebilecek miyiz? Bir yıl öncesine dönelim. CHP lideri Deniz Baykal'a düzenlenen kaset komplosunu hatırlayalım. Hadiseye değil, sonucuna dikkat çekiyorum. Ne oldu o komployla? Türk siyasetine nasıl yansıdı o çalışma? Olan ortada. Milli hassasiyet taşıyan bir yönetim gitti ve Diyarbakır Baro Başkanı iken Türkiye Cumhuriyeti'ne katil diyen ve evladımıza kurşun sıkan teröristlere avukatlık yapan biri CHP'nin genel başkan yardımcısı oldu. Açılım mimarlarının fikri desteği olan bir hanım yine genel başkan yardımcısı oldu. Ve Cumhuriyet'in kurucu partisi olmakla övünen Cumhuriyet Halk Partisi 12 terörist öldürüldü diye uydurulan yas için Diyarbakır'daki seçim bürosunu kapatan bir parti haline geldi. Gözümüzün içine baka baka misak-ı milli sınırları konusundaki hassasiyet çöpe atılıp bugün bizim yarın evlatlarımızın başına daha büyük bela olabilecek bir sürece koltuk değneği yaratıldı. Bölünmüş bir Türkiye'ye giden yolun bir bölümü daha inşa edildi. Bu not aklımızın bir köşesinde yer etmeli. Gelelim bugüne. Bugün hedefte ne var? Misak-ı milli için canını vermekten tereddüt etmeyecekler var. Hadi itiraf edin. Hemen her siyasi hareketin mensupları, en soldakiler bile, Türkiye'nin bölünme ihtimali gündeme geldiğinde milliyetçi hareket var demediniz mi? Hiç yalan söylemeyin, dediniz. Bu şahsi fikriniz değil. Türk milletinin varlığı için hep güvence gördüğü bir hareketi 40 yıldır boşuna yaşatmadığını biliyorsunuz. Ve bu fikrinizin temelinde adını koymadığınız bu inanç var. Milliyetçi hareket nefes alabiliyorsa Türk milleti ayakta demektir. Türk milletinin ülkesi var demektir. Dillendirmediniz ama söz bölünmeye geldiğinde aklınızın bir köşesinde hep bu oldu. Ne dedik? Milliyetçi hareket nefes alabildiği sürece. Peki bugün yapılan ne? İşte o nefesi kesme çabası. Meseleyi bir ahlaki mesele gibi sunduklarına bakmayın. Ahlak sükut edeli 9 yıl oluyor siyasette. Hangi siyasi görüşten, hangi sosyal katmandan olursa olsun insanların özel hayatlarında hatalar olmuyor mu? Oluyor elbette. Peki bu hatalar neden yıllardır böylesine kullanılmadı da bugün servis ediliyor? Ve seçime ve kader seçimine çok az bir zaman kala? İşte bu sorunun yanıtında gizli birçok şey. Türk milletini hedef alan yeni bir anayasa ve Türk milletinin varlığının ameliyata alınacağı bir seçim sürecinde bu sorunun yanıtı çok önemli. Bakın, şimdi bir görüntü gelecek ekrana. Samanyolu adlı televizyonda yayınlanan Kollama adlı bir diziden. Yayınlandığı tarihte henüz kaset komplosuna start verilmemiş. Ancak dizinin senaristleri bir kaset komplosundan söz ettiriyor. Hem de adres şaşırtarak. Dikkatle izleyelim. Olabilir. Madem elimizdeki kendilerine ait kasetlerin varlığını biliyorlar, açıktan oynayalım biz de. Ya yayına kaset deyip denizlerini kuruturuz diyelim, ya da arşivde kaset karşılığı desteğe devam deyip deniz kenarı villalarda yaşamaya devam seçeneği sunalım. İlginç değil mi? Yazılan bir dizi senaryosu mu yoksa komplonun emri mi, siz karar verin. Üstelik nasıl da kurnazca. Güya kasetin kaynağı Türkiye'deki derin güçler. Biri topu atıyor ve sahada öyle güzel paslaşıyorlar ki devreye hemen siyasi iktidar girip, dikkat buyurunuz, dizideki iddiaları bizzat başbakanın ağzından nasıl da perçinliyor. Hatırlayalım, başbakan konuşmasında ne dedi? Silivri ile Kandil'in yazdığı senaryo birileri tarafından oynanıyor değerli arkadaşlar. Bu da ilginç değil mi? Dizinin senaristleri oyunu kurup
komplo tehdidini ekrandan savuruyor, senaryoya uygun olarak da Türkiye'de iktidarın ya da bazı odakların bu konuyla ilgisi yokmuş imajı yaratılarak, bu imaj başbakanın bayram değil seyran değil, enişten beni niye öptü türünden bir konuşmasıyla da zihinlere kazınıyor. Organize işler bunlar. Şimdi Türkiye'yi son birkaç yıldır meşgul eden davaların sayın savcılarına not düşmek gerekmez mi? Sayın savcılarım, kaç yıldır organize işler arıyorsunuz? Buyurun size organize işler. Kadere imanınız varsa eğer, hiçbir şeyin tesadüf olmadığını biliyor ve inanıyorsunuzdur. Yayınlandığı kanalı da hesaba katarak, bir dizinin senaryosunda atılan pasın, iktidarın zirvesi tarafından alınmasını, aynı günlerde ortaya saçılan komplo kasetleri ve Türkiye'nin gitmekte olduğu kader seçimini hesaba kattığınızda, iddianame hazırlamaya başlamak için ne beklediğiniz merak konusu. Yok eğer, canım bunlar delil mi derseniz, ilaveler yapalım. Bakın, kaset komplosunun taşeronları kendilerini nasıl tanımlıyor? Ülkücü. Peki, ülkücü olup mevcut iktidara karşı olan insanlarsa eğer bunlar, o halde finansörleri neden mevcut iktidar partisinin mensubu? Üstelik belediye meclisi üyesi olacak kadar, milletvekili aday adayı olacak kadar, Ankara'da başbakanın en yakınındaki isimlerle yemekler yiyebilecek kadar iktidar partisinden, bu komplo neden bir iktidar üyesinin finansörlüğünde yürüyor söyler misiniz? Bu komployu yapanlar ülkücüyse eğer, Mümtezer Türköne gibi bir açılımcı tarafından reklamları neden yapılıyor o halde? Verdiği röportajlarda bu sitenin reklamını yapan ve her fırsatta milliyetçiliğe düşmanlık eden açılım bayraktarı biriyle ülkücülerin yan yana gelme ihtimali Yeni Delhi'nin Türkiye'nin başkenti olması ihtimalinden daha zayıf değil mi sizce? Gelin bir başka isme göz atalım. Malumunuz açılımın mimarlarından Türk sözcüğüne bile tahammülsüz, kendini Türkiye'nin felaketine memur ettiği herkesçe malum bir isim Önder Aytaç. 18 Mayıs tarihli yazısında bakın nasıl yakalanıyor. Anayasa değişikliği konusunda MHP'nin tavrına değiniyor önce. Yakalandığı nokta da burası. 2010 yılında anayasa değişiklik paketi gündeme geldiğinde AKP grup başkan vekilleri tüm partilerden randevu talep etmişler. MHP yetkilileri bizi ziyarete gelen bir çayımızı içer ve gider demişti. O günlerde MHP'nin başka neler dediğine de isterseniz bir göz gezdirelim. Bugünkü ortamda böyle bir değişikliğin yapılması doğru değil, mümkün değil. Bu anayasa Recep Tayyip Erdoğan anayasasıdır. Anayasa değişiklik çalışmalarını yapalım ama değişikliği 2011 seçimlerinden sonraki meclis yapsın. MHP belli ki 2011 seçimlerinde AKP mevcut milletvekili sayısını tekrar meclise taşıyamaz ve anayasa değişikliği rafa kalkar, statüko ve Kürt sorunu da devam eder diye düşünüyordu. Buraya dikkat! Kaset komplosuyla ilgili yazıya nasıl giriyor Önder Aytaç? MHP'nin anayasa değişikliğiyle ilgili tavrıyla. Neden? İşte Allah söyletiyor da ondan. Kaset komplosuyla MHP'nin anayasa değişikliği hakkındaki tavrının doğrudan ilişkisini en iyi onlar biliyor da ondan. Yoksa kaset komplosuyla ilgili yazı yazacak hangi akıl anayasa değişikliğiyle girer mevzuya? Yani şu, açılım mimarlarından biri olarak Türk adından nefret eden Önder Aytaç farkında olmadan fikrini zikrediyor. Anayasa değişikliğini bağladığı kaset komplosu MHP'nin bu konudaki duruşunun bedelidir. Bunu en iyi onlar biliyor da ondan. Bir başka örnek. Yeni Şafak yazarı Abdülkadir Selvi MHP'yi dinleyen araçlarla ilgili bilgilerden sonra bakın ne yazmış. MHP Genel Merkezi'nin karşısına durup bir süre izledim. Kapıda haber kanallarının canlı yayın aracı vardı. Meslektaşlarımız kendi aralarında sohbet ediyor. Yayın hazırlıkları yapıyorlardı. Siyah bir araçla gitmiştim. O nedenle uzun bir süre beklemedim. Neme lazım? Buldukları her siyah aracı dinleme yapıyordu diye yayınlıyorlar. Silindir hesabı kuvvetli değil anlaşılan. O nedenle eşkenar üçgen icat etti. Öcalan'ı üçgenin bir kenarına, Fethullah Hoca'yı diğer yanına yerleştirdi. Üçgenin diğer köşesine ise Başbakan Erdoğan'ı yerleştirdi. Yoksa yarı çapın karesini pi sayısıyla çarpar, çıkan sonucu da h olarak ifade edilen yükseklikle çarptı mı borunun hacmini bulurdu. Nasıl ama? Bir insanın bir parti genel merkezini önüne gidip de bina seyretmesinin psikolojik tarifini sizlere bırakarak demek istiyorum ki, eski çalışma arkadaşım Abdülkadir, MHP ile hiçbir organik bağı olmayan ben, yalnız ve yalnız Türk olma sorumluluğumla bu konuda yardımcı olup o çok merak ettiğin borunun çapı hakkında sana bilgi bulurum, merak etme. Ama sonucunda ağlayıp sızlamak yok. Sahi bir insan, hele de bir gazeteci deli öpmemişse eğer gidip bir parti binasını izler mi Allah aşkına?
Gizlice binayı gözetleyecek kadar mı işler röntgencilik insanoğlunun ruhuna? Saydığım isimlere dikkat ediniz. Hepsi aynı internet sitesinin reklamını yapıyor. Ve hepsi de milliyetçilikten nefret ediyor. E bir kez daha sormayayım mı ben? Milliyetçilikten bu kadar nefret eden insanlarla komployu biz gerçek milliyetçiyiz diye pazarlayanların ortak noktası nedir acaba? Şüphe var mı ki? Milliyetçilik olmadığı kesin. Gelelim bir başka örneğe. Abdurrahman Dilipak. Bugüne kadar ağzından Türk sözü çıkmayan Dilipak da bu ittifakın üyesi, iyi mi? Üstelik artık nasıl akıl ettiyse asıl suçluyu ilan ediyor yazısında. Ve bakın ne diyor. Dikkat çekici bir başka ayrıntı var. MHP o kredi kartı ve telefon görüşmesi kayıtlarına nasıl ulaştı? Bu özel hayata müdahale değil mi? Yani şu. Diyor ki Abdurrahman Dilipak, ülkücü olduklarını iddia eden komplocuların AK Partili finansörüne ait bilgileri elde edenler suç işlemiştir. Peki ne denebilir bu satırlara? Ben Allah ıslah etsinden başka cümle bulamadım. Bir kez daha sorarım size. Bu ittifak neyin ittifakıdır? Bu komplonun adresi çırılçıplak ortada değil mi? Türk düşmanlığının buluştuğu adrestir komplonun üretim merkezleri. Gazetecisi de yakalanıyor, bezirganı da. Partilisi de yakalanıyor, başbakanı da. Ortaları hep birbirlerine yapıyorlar. Ve ne tesadüftür ki ortaları hep birbirlerinden alıyorlar. Tek dertleri çelikten bir sur gibi duran millete gol atabilmek. O yüzden ittifak ortada. PKK ne istiyorsa bu efendiler de onu istiyor. Bu kadar basit. Peki Murat İde, kasetlerdeki görüntüler ve seslere hiç girmiyorsun. Patronajından mı korkuyorsun diye soranlar olacaktır. Bundan eminim. Yanıtlayayım efendim. Bir, böyle bir korkum yok. Bu korkuyla hareket etseydim tek göz bir evde değil, köşklerde yaşardım. İki, insanların özel hayatının ülkemin karşı karşıya getirildiği felaketin önünü açmak için malzeme olmasını ayıplamanın ötesinde lanetliyorum ve komplocular adına üzgünüm. Ama ne olup bittiğinin farkında olan milyonlarca Türk'ten biriyim. 3. Anayasamın diktatöryal bir mecliste hazırlanmasının hiçbir sakıncası yoksa, bir kız babası olarak evladımın geleceği için duyduğum sorumlulukla ölümcül sakıncaları var. Beni değil, milletimi ve ülkemi hedef alıyor. Kızım her sabah andımızı heyecanla okuyor, Allah'a şükür. Kızım bayrağının dalgalanmasını hayranlıkla izliyor, Allah'a şükür. Kızım Azerbaycan Eurovizyon'da birinci olunca Bakü'deki Tenzili annesine kutlama telefonu açıp Türk bayrağıyla çıktılar sahneye diyerek seviniyor, Allah'a şükür. Kızım atasını, ülkesini, bayrağını seviyor, Allah'a şükür. Kızım Kureyşan ocağından Ayşe'nin torununun kızı. Kızım Beydağ eteklerinde büyümüş Bedriye'nin torununun kızı. Kızım Musul'dan Malatya'ya gelmiş İmam Hacı Ali Seydi'nin torununun kızı. Kızım Harput'un yiğit delikanlısı İsiko'nun torununun kızı. Kızım 70'ine merdiven dayamış, o İstiklal Marşı'nın sözlerini okurken hala gözleri dolan Doğan dedesinin torunu. Kızım Cumhuriyet'in öğretmeni Zeynep'le Cumhuriyet'in askeri adı güzel Mehmet Hanifi'nin torunu. Ve tüm bunlar için bir kez daha Allah'a şükür. O ki sordunuz, söyledim. O komplonun ürünlerinden daha kıymetli değerlerim var benim. Hele de o komplonun hedefini biliyorsam o değerler dün olduğundan daha kıymetli benim için. O yüzden tekrarlama ihtiyacı duyuyorum o sözleri. Duyduğunuz çakalların ulumasıdır. Safları sıklaştırın çocuklar. İhtiyaç duyduğum tek şey ahlaksız komplonun mimarlarının ahlak gibi bir derdi olmadığını bilmek. İhtiyaç duyduğum şey bu ahlaksızlığın ülkemin geleceğini hedef aldığını bilmek. Ya kanarak İmralı'dakinin üstü açık otomobille Diyarbakır'ımıza uğurlanmasını izleyeceğiz ya da hayaldi, gerçek oldu dedirtmeyeceğiz. Hiçbir nedenim yoksa tek bir nedenim var. Allah korusun. Yarın kızım bana baba Türkiye haritası eskiden şöyleymiş demesin. Gerisi teferruat. Batıya gönül vermişim.
kuzeyden güneye kilim sermişim. Doğudan batıya gönül vermişim. Kuzeyden güneye kilim sermişim. Hep sevgi demişim, dostluk demişim. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. 74 milyon kardeş bilmişim. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Semaya açılan eller aşkına, yalvarıp yakaran diller aşkına, peygamber kokulu güller aşkına. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Ey kardeş ben sana başka ne diyeyim? Hele bir yol dinle gene söyleyeyim. Kabe'de okunan Kur'an aşkına. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Dağlarda inlerken o garip kaval, sazında dirilir Mustafa Kemal. Dağlarda inlerken o garip kaval, sazında dirilir Mustafa Kemal. Bu bayrak, bu toprak, bu vatan helal. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Ya ölüm demiştik ya da istikrar. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Hep aynı yağmurun taneleriyiz. Meriç'ten Dicle'ye akar sevgimiz. Memleket deyince tek bir yüreğiz. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Ey kardeş ben sana başka ne diyeyim? Hele bir yol dinle gene söyleyeyim. Merhamet hoşgörü sevgi aşkına. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Tek ana babadan kardeş misali. Canlar otağında bir taş misali. Tek ana babadan kardeş misali. Yunus Emre Hacı Bektaş misali. Allah'a emanet olsun Türkiye. Allah'a emanet olsun Türkiye. Yunus Emre Hacı Bektaş misali. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Rabbine emanet olsun Türkiye'm. Yeter artık bu kin, bu nefret bitsin. Barışa duyulan bu hasret bitsin. Kardeş kanı döken bu cinnet bitsin. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Ey kardeş ben sana başka ne diyeyim? Hele bir yol dinle gene söyleyeyim. Edirne'den Kars'a birlik aşkına. Allah'a emanet olsun Türkiye'm.